Bisfenol'e neydi? Bugün neler öğrendik köşemizde? Ağrılı adet görmek. Ve ağrılı adet görmenin son derece yaygın olduğunu. İnsanların, hanımların %60'ının ağrılı adet görecek kadar yüksek oranlarda olduğunu. Ama bunun kimisinde az, kimisinde daha güçlü olduğunu öğrendik. Ve dedi ki ağrılı adet aslında kader değil. Ama bunun hatırlar mısınız bir primeri vardı. Yani hiçbir sebebi olmaksızın doğrudan o yapısal altında başka bir şey yok. İşte bu öyle bu. Ağrılı adet onun yapısından kaynaklanıyordu. Ve doğrusu bunu geçirmek için işte bir takım tedaviler vardı. Biraz erken aldım sözü çünkü o tedavileri hoca yetiştiremedik. Soruları o kadar uzattık ki hoca anlatamaz zoru bana tembih etti. Aman dedi bunlardan bir bahset lütfen. Biz tekrar çağıracağız ama. İkinci de ikincil altta yatan bir sebep olmasın ağrılı adet görmekte. İşte endometriozis vesaire gibi dendi. Ve bunların da o zaman doktorlar tarafından, kadın doğumcular tarafından araştırılması gerektiğini söyledi. Ve giderken bana dedi ki hocam ağrılı adet görmek kader değildir. Yalnızca basit ağrı kesicilerle bir takım antiromatizmal ilaçlarla dokunmayan %90'ını tedavi edebiliyoruz. Çok basit önlemlerle. Onun için bunu çok fazla dert etmesinler. Olmadı mı? Başka çarelerimiz var. Başka bir takım özel ilaçlar var. Ama eğer bu devam ediyorsa ağrılı adet görenler ne olur bir kadın doğum doktoruna gitsinler. Altta yatan başka bir şey var mı? Onu bir araştırsınlar dedi. Ve hoca bana giderken dedi ki, evet. Ama şunlar çok ucuz. Hiçbir çaresiz kaldılar. Ağrılı adet görenler için bizim başka numaralarımız var. Hatta işi cerrahiye kadar götürüp çok basit bir takım cerrahilerle biz o ağrılı adet görme işinin hakkından geliyoruz dedi. Böylece artık ağrılı adeti bir şekilde öğrenmiş olduk. Sonra geldik Gönül Hoca'ya. Gönül Hoca'yı daha burada bırakmadık. Gönül Hoca da bize dedi ki bugün sadece cilt lekelerinden bahsedeceğiz. Ve cilt lekelerinde en büyük suçlu neydi? Güneş. Güneşin çok önemli bir suçlu olduğunu ve aslında bu lekeleri yapanların ciltteki o renk veren, belonesit denen, her 30 hücreden bir tanesi böyle renk hücresi onlardan kaynaklandığını söyledi. Bu hücreler tek bir hücre 30 hücrenin etrafında öyle bir sarıyor ki rengimizi veriyordu. Bazen az çalışıyor, bazen çok çalışıyor. Açık oluyoruz, koyu renkli oluyoruz. Ama işte bu hücreleri çok uyardığımız zaman, bölgesel olarak uyardığımız zaman da lekelerimiz oluveriyordu. Cilt lekelerinde bu uyarıyı neler yapıyordu? Hatırlayın bakalım. Erkeklerde kolonya sürmek yapıyordu, kokulu parfümler yapıyordu. Hanımlarda kokulu o yüze sürülen, işte sizler pekala pek fazlası ben bilemiyorum onları. İşte pudralardı, fondötenlerdi. Doğru söyleyebiliyorum bilmiyorum başka merhemlerdi. Doğru doğru burada stüdyoda hanımlar çok olunca benim için pek kolay. Bunların parfümlü olanları belki burada güzel geliyordu ama renk vermekte. Renkleri belirli yerlerde o melanositlerin çalıştırmasını arttırabiliyordu. Ve bunun arkasından sonra şimdi hemen bitirdiğimize göre bütün bunların tedavisinin büyük ölçüde mümkün olduğunu ama arada dikkat etmemiz gereken bazı önemli benler olduğunu söyledi. Benleri bir başka zamanda tekrar göreceğiz.